Bismillahirrahmanirrahim Havaydu'l-Müşeccia Nahiv kitabımızın ikinci cildinin ikinci dersindeyiz bu sabah Taqaddumul Haberi Alel Mübtede'i Haberin mübtedadan önce gelmesi Haberin mübtedanın önüne geçirilmesi isimli güzel bir konu bugün bizleri beklemekte Öncelikle örnek cümlelerimize şöyle bir bakalım Eyne Mudirul Medreseti Okulun müdürü nerede? Okulun müdürü nerede? Metal imtihanu sınav ne zaman? Metal imtihanu sınav ne zaman? Keyfe dirasetu yani eğitim nasıl? Keyfe dirasetu eğitim nasıl? Ma mehnetuka senin mesleğin ne? Ma ke senin mesleğin ne? Gül men rabbus semavati vel erdi. de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Kem adedu tullabi fis saffi sınıftaki öğrencilerin sayısı kaçtır? Sınıftaki öğrencilerin sayısı kaçtır? <laughs> Fil fasli talibetun Sınıfta bir kız öğrenci vardır. Ainde sadiqi dayfun arkadaşımın yanında bir misafir vardır. Lil insani meşakiluhu yani insanın bir takım müşkülatları yani zorlukları, meşaleleri vardır. Lis saimeti sevabuha oruç tutanlar için sevabı vardır. Oruç tutanlar için Sevabı vardır. Şimdi bu örnek cümlelerimize şöyle bir baktığımız zaman, Mudiru Müftedası Eyne haberinden sonra gelmiş. El İmtehanu Müftedası Mete haberinden sonra gelmiş. Edirasetun Müftedası Keyfe haberinden sonra gelmiş. Ya da Talibetun Müftedası Filfasli haberinden sonra gelmiş. Dafun Müftedası de sadiqi haberinden sonra gelmiş. Yani bu örneklerimizin tamamında haberler müptedalardan önce gelmişler. Ve tabii ki bunun bazı sebepleri var. İnşallah şimdi onları öğrenme zamanı. El kaidetu kaide bölümümüzdeyiz. El aslu fil haberi haberde asıl olan yani haberin olması gereken en etiye ba'del müptede'im haberde olması gereken müptadadan sonra gelmesidir. nehu ancak o, yani haber, yetekaddemu alel müptede, müptadadan öne getirilir, müptadadan önce getirilir. Fil mevâdi'i tâliye, şu gelen konumlarda, şu gelen durumlarda, haber müptadadan önce getirilir. Yani aslında olması gereken, müptadayla başlarız, sonra haberi getiririz. Ama şimdi öğreneceğimiz, yerlerde ise bunun tam tersini yapacağız. Haberi müptedadan önce getireceğiz. Bakalım. İlk olarak اِذَا كَانَ الْخَبَرُ Haber ise yani haber olduğu zaman مِنَ الْاَلْفَازِ اللَّتِي لَهَا حَقُّ sadara فِي الْكَلَامِ -kelam". Kelamda sadarat hakkı yani kelamın en başında gelme hakkı sadarat hakkı isteyen lafızlardan olursa haber biz de o zaman onu alacağız, müptedanın başına getireceğiz. Ne gibi? Ke esmail istifam, soru isimleri gibi. Yani eğer haberimiz esmaül istifham dediğimiz soru isimlerinden biri ise biz onu mecburen öne alacağız. Çünkü soru isimleri Arapçada sadarat isteyen kelimelerdendir. Yani cümlenin en başında gelmeyi hak eden kelimelerdendir. Ne gibi? Eyne mudirul medreseti. Okulun müdürü nerede? Normalde bu cümlenin aslı neydi? Mudirul medreseti eyne idi. Mudirul medreseti eyne. Ama eyne sadaret isteyen bir kelimedir. Ve bu cümlemizde haberdir. O yüzden biz eyneyi en başa alacağız. Eyne mudirul medreseti. Ma mihnetuke senin mesleğin ne? Burada da ma u istifamiye soru ma'sı haber olarak kullanılmış. Normalde cümlemiz neydi? Mihnetuke ma mihnetuke ma idi ama ma sadarat isteyen bir kelime olduğu için ve haber olarak geldiği için biz onu ne yapacağız? En başa alacağız ve cümlemiz ma mihnetuke olacak. Bu birinci kural. Eğer haber sadarat isteyen lafızlardansa cümlenin en başına getirilir. Doğal olarak müftedanın da başına gelmiş olur. İkinci olarak, اِذَا كَانَ haberu شِبْهِ cümle eğer haber şibhi cümle ise yani zarftan oluşan ya da car mecrurdan oluşuyorsa ve kenel mübteda u nekira ve mübteda da nekre ise bakın bu kural özellikle bence en önemli kural bu. Eğer haber şibhi cümle olur da mübteda da nekre olursa o zaman haber yine mübtedanın önüne getirilir. Ne gibi? Fil fasli talibetun. Sınıfın içerisinde bir kız öğrenci vardır. Ainde sadiqi benim arkadaşımın yanında dayfun mir misafir vardır. Normalde bu cümleler nasıldı? Talibetun fil fasli dayfun ainde sadiqi idi. Şurada car mecrurlu bir şibi cümle. Burada da zarflı bir şibi cümle görmekteyiz. Ve kural gereği eğer haber şibi cümle olur da müpteda da nekre olursa haber müptedadan öne getirilir. Bir diğer kuralımız. İze bu arada şuraya 3 rakamı yazmayı unutmuşlar. Yani 1, 2, 3 olacaktı. Bir yazmışlar. Bunu 3 olarak değiştirelim. İze kâne fil müptede'i damirun yaudu alel haber. Yani müptedanın içerisinde habere dönen bir zamir varsa, müptedanın içerisinde habere dönen bir zamir varsa, mecburen haber müptedadan öne getirilir. Şimdi Arapçada bu dönen zamirler, ait zamirler, her zaman kendisinden önceki kelimeye işaret eder. Kendisinden sonrakine değil. O yüzden biz normal şartlarda kurguladığımız gibi mübtedayı öne yazıp haberi sonra yazsak o zaman mübtedadaki zamir kendisinden öncekine dönemeyecek çünkü daha öncesi yok. Mübteda zaten en başta. O yüzden bunu sağlamak için habere o zamirin döndüğünü işaret etmek için mecburen haberi başa alacağız. Mübtedayı haberden sonra zikredeceğiz. Bakalım lil insani meşakiluhu. Yani insanın bir takım müşkilatları vardır. Bir takım uğraşları vardır anlamında. Normalde burada meşakilü müptedal lil insani haber. Lisaimeti sevabuhu oruç tutan için sevabı vardır. Burada da aynı şekilde sevabu müptada lisaimeti haber. Ama bakıyoruz ki müptada da şurada he zamiri var habere dönen. Burada da hu zamiri var habere dönen dönmeyi gerçekleştirebilmek için, dönebilmesi için mecburen haberi başa alacağız. müftadayı haberden sonra zikredeceğiz. Bu üç konumu mutlaka ezberleyin sayın hocalar. Eğer haber sadarat isteyen bir kelime ise, eğer haber şibe cümle olur da müftada nekre ise ve müftada'da habere dönen bir zamir varsa bu üç konumda bu üç konumda haber müfredadan önce gelir Arapçada. Şimdi alıştırmalarımıza geçelim. Et tedribetu alıştırmalar. Birinci alıştırmamızda ayin el müftede evvel habera fil cümelilatiye. Gelen cümlelerin içerisindeki müfteda ve haberleri gösterin alıştırması. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi evladikum. Allahu Teala çocuklarınız hususunda size ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Yani erkek için kadının payının, yani iki kadın payı vardır. Erkek için iki kadın payı var gibidir. Ayet-i kerimesi. Mesela burada müptada mislu hazzil unseyeyn bölümü, Lizzekeri haber bölümü. Bakın burada haber car mecrur olduğundan dolayı müptada da mislu nekre bir kelime olduğundan dolayı haber önce gelmiş bakın. Normalde nasıldı bu? hazzil hazil unseyeyni lizzekeriydi. Eyne hediyetul aydi bayram hediyesi nerede ya evladı? ey çocuklar bayram hediyesi nerede? Burada da eyne sadarat isteyen bir kelime haber o yüzden öne getirilmiş hediyetun müptada eyne haber burada fi i İstanbul, İstanbul limanında sufunun gemiler vardır. Min cemi'il alem, bütün dünyadan gemiler vardır. Burada da sufunun nekri bir kelime olduğu için müptada ve haberimiz de şibhi cümle olduğundan dolayı haber müptadadan öne geçirilmiş. Fisuki çarşının içerisinde mahallatun kethiratun çok dükkanlar vardır. Burada da yine mahallatun nekre bir haber, nekre bir müfteda. Fissu ki car mecrur tarzında haber olduğu için yani şi bir cümle habere nekre müfteda denk gelirse haber öne gelecek. Fi sahifeti el fecir. Fecir gazetesinde ekberun riyadiyatun kaliletun. Az spor haberler vardır. Azıcık spor haberleri vardır. Burada mesela ekberun normalde müpteda ama nekre bir müpteda ve haberimiz de fi sahifeti gibi car mecrur olduğundan haber müfteda'dan öne geçirilmiş. <laughs> emame imaratina Emame imaratina yani bizim binamızın önünde seyyaratun kesiratun çok araba vardır. Yine seyyaratun nekre bir müfteda <laughs> emame imaratine diye zarf ile kurgulanmış bir şibh cümlenin karşısında dayanamayacak ve haber müfteda'dan öne gelecek. Liziraati, <laughs> Ehemmihetuhe, yani ziraatın, çiftçiliğin önemi vardır. Ehemmihetihe, onun çok büyük önemi vardır. Burada da yine ehemmiyetu kelimesi, müptadamız nekre e, ve Ez ziraati ise li ziraati car ve mecur olduğundan dolayı ne oldu burada? Öne geçirildi. Halfe hezel karari, bu kararın arkasında niyetun seyyiyetun kötü bir niyet vardır. Bu kararın arkasında kötü bir niyet vardır. Burada da yine niyetun müptedamız, seyyiyetun onun sıfatı ve nekre bir müptedaya halfe hâzâ gibi zarflı bir şibe cümle denk geldiğinden dolayı ne olacak? Nekre mü, e, mübteda, nekre haber de cümle olursa haber öne getirilir kuralı gereği burada öne gelmiş olacak. İkinci alıştırmamız imle il boşluğu doldur fima yet yani gelen boşlukları doldurun bir haberin münasibin uygun haberlerle kema fil misaleyn gelen iki örnekte olduğu gibi uygun haberlerle boşluğu doldurun bakalım eşcarun fil hadikati eşcarun yani bahçede ağaçlar vardır gibi keyfel ailetu aile nasıl şimdi burada şöyle bir baktığımız zaman mesela burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakacağız şu şekilde nekre bir müptada bizler için tahil edilmişse, ertelenmişse onun başına bir şibhi cümle getireceğiz. Şibhi cümle. Ama şu şekilde eliflamlı bir müptada ertelenmişse bunun başına o zaman ne getireceğiz? Sadarat isteyen bir kelime. Deneyelim. El evladu çocuklar. Bunun başına sadarat isteyen bir kelime getirelim. Mesela keyfel evladı çocuklar nasıl? Bakın oldu. Şimdi meşakiluhum onun müşkilatları mesela ne diyelim? Ee, meşakiluhum onun müşkilatları yani kefirun meşakiluhum desek ya da şimdi burada hangi durum söz konusu? Öncelikle onu tespit edelim burada bir zamir var haber'e dönen bir zamir mesela lil e'amel meşakiluhum yani işlerin meşgulatları vardır gibi lil e, e'amel'i getirirsek o e, mukaddem haber olacak e, suratun cemiletun e, güzel bir fotoğraf şimdi mesela buna ne diyeceğiz e, fil levhati tablonun içerisindeki suratun cemiletun güzel bir fotoğraf tullabun kaleyilune az öğrenciler Tullabun kaliluna. Mesela bakın burada nekre kullanılmış. Demek ki bunun başına ne getireceğiz? E, şi şibe cümle getireceğiz. Emamel medreseti okulun önündekiler tullabun kaliluna. Az öğrencilerdir. Eyne kitabu ki senin kitabın nerede? Ekberun alemiyetun. Yani dünya ile alakalı haberler. Mesela fil gazetede ekberun alemiyetun olabilir. Menafi'u linnasi. Yani menafi'u faydalıdır linnâsi insanlar için. Ee, şimdi burada nekre bir müfteda var. Demek ki başına şi cümle getireceğiz. Ee, ne diyelim? Mesela fil hadîkati menâfi'u linnâsi desek. Yani bahçeler fil yıkı Bahçeler insanlar için faydalıdır desek olabilir. Diyelim. Ya da M de menefi insanlar için faydalı olan nedir diye buraya bir e, sadarat isteyen kelime de getirebiliriz aslında. Ecelun, ecelun doğru güzel demek. Ecelun aha, doğ, buradaki ecel e, ömrümüz olan ecel normalde ecelun doğru güzel de demek ama e, linnersi ecelun yani insanlar için bir ecel vardır. Linnâsi ecelun çünkü nekre bir müfteda. Ee, şi şibi cümle tarzında haber gelirse ancak nekre müftada ileride yazılıp haber başta yazılır. Linnâsi ecelun diyebiliriz buraya. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Idbit el kelimâti leti tehtehe hattun fil cümeli taliye. Yani gelen cümlelerin içerisinde altı çizili olan kelimeleri harekelendireceğiz. Ve e, haberin öne geçirilmesinin sebebini de söyleyeceğiz. Bakalım. Fil imareti yani Binada ayetun cedidetun yeni bir klinik vardır. Burada nekre bir müptada ve şibü cümle tarzında haber geldiği için haber öne geçirildi. Aleyhe yani onun üzerinde vardır mi atafun sufiyun yazlık bir palto. Onun üzerinde yazlık bir kazak, yazlık bir palto vardır. Burada yine mi atafun nekre bir müptada ve aleyhe tarzında bir şibü cümle haber olduğu için öne geçirildi. Emame Meydanil Medine şehir meydanının önünde imaratun taviletun uzun bir bina vardır. Yüksek bir bina vardır anlamında. Burada yine müptedamız nekre haberimizde de emame meydan tarzında bir şibi cümle o yüzden öne geçirildi. Littairati enzimetuhe ve kavaninuhe yani uçakların belli bir düzenleri ve kuralları vardır. Burada da e, müptedamızda, habere dönen bir zamir olduğundan dolayı haber mutlaka öne geçirildi. Keyfe sıhhatuke ya Ayşe sıhhatuki. Yani durumun nasıl ey Ayşe? Sağlığın nasıl ey Ayşe? E, burada da yine sıhhatü müptedamız var. Ve haberimiz sadarat isteyen bir kelime olduğundan dolayı öne geçirildi. Fi medinetine hadaiku ammetun kethira. Yani genel bahçeler. Halk bahçeleri e, çoktur bizim şehrimizde. Yine Hadaikun, Nekre bir müptada ve Şibih cümle tarzında haber geldiği için haber öne geçirildi. Havliha yine bizim mahallemizin etrafında Tarikun, Tavilun uzun bir yol vardır. Tarikun müptadamız, Tavilun onun sıfatı, müptadamız Nekre ve haberimiz e, Şibih cümle, zarf tarzında Şibih cümle geldiği için haber burada öne geçirildi. Metel iktibarul evvel, ilk imtihan ne zaman? İlk sınav, ilk imtihan ne zaman? Burada yine el iktibarul müptadamız, el evvel onun sıfatı, e, müptadamızdan önce haberimiz ne burada? Sadarat isteyen bir kelime, yani kelamın başında gelmeyi hak eden bir kelime. O yüzden haber müptadadan öne geçirildi. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Altına bir çizgi koyarak haberi göstereceğiz. Sonra haberin öne geçirilmesinin sebebini söyleyeceğiz. Bu gelen ayeti kerimelerin içerisinde. Khatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışavetun. Gışavetun burada müptada. Ala ebsarihim haber. Gışavetun nekre olduğu için haber ve haber de bir cümle olduğu için burada öne geçirilmiş. Ve ümmetin ecelun, her ümmet için bir ecel vardır. Ecelun burada müftada, nekre bir müftada haberimizde li kulli tarzında, şi bir cümle olduğu için haber öne geçirilmiş. Fihe <fî> aynun cariye, fihe sururun merfua. Ayet ikisinde de aynı durum var. Aynun nekre bir müftada cariyetin onun sıfatı sururun nekre bir müftada merfuatun sıfatı ve haberlerimiz de fihe tarzında car mecrurlu şibi cümle. Fihe tarzında car mecrurlu şibi cümle. O yüzden buradaki haber öne geçirilmiş. Yakulul insanu yevme izin eynel mefer. O gün insan diyecek ki eynel mefer yani kaçış nereye? El meferru müftedamız eyne haberimiz. Eyne sadarat isteyen, kelamın başında gelmeyi hak eden edatu istifamdan olduğu için eyne haberi öne geçirilmiş el meferu müftedasından. Hatta yekuler rasulü vellezine âmenû me'ahu metâ nasrullah. Hatta ta ki elçi ve yani peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diye e, söyleyene kadar ela dikkat edin inne nasrallahi karibun muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır. Burada nasru mübtedası var ve mete haberi sadarat isteyen bir kelime olduğu için nasru mübtedasından öne geçirilmiş. Ve yekulune mete hezel ve'd in kuntum sadikin ve yekulune derler ki mete hezel ve'd bu vaat ne zaman bu söz ne zaman in kuntum sadikin eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz burada da heze mübtedamız, mete haberimiz var ve ve meta haberi sadarat istediği için kelamın başında zikredilmiş. Lirricali nasibum mimma terakal validan vel akrabun ve linnisai nasibum mimma terakal validan vel akrabun. Evet bu ayeti keriminin içerisinde iki parçada da aynı şeyler söz konusu. Nekre bir müptada nasibun, nekre bir müptada nasibun ve haberimiz linnisa car mecrur tarzında bir cümle lirrical car mecrur tarzında şibe cümle o yüzden haber müftedalardan öne geçirildi. Ve lekum nisfu ma terake ezvacukum. Ve sizin için vardır nisfu ma terake eşlerinizin bıraktığının yarısı vardır. İn lem yekun lehun veled şayet onların çocuğu yoksa fe in kana lehun veledun eğer onların çocuğu varsa felekum rubu sizinki çeyrektir, dörtte birdir. Min ma terakne min ba'di vasiyetin yusine biha evdeyin. Şimdi burada nisfu ma terake. Yine aynı şekilde şurada da aynı şekilde. Şimdi burada nisfu müptedamız, lekum haberimiz ve lekum lam ve kemden oluşan car mecrur tarzında geldiği için burada ne yapılmış öne geçirilmiş. Evet şimdi gelelim beşinci alıştırmamıza. İkra elenfilete taliye gelen örnekleri oku. Sonra oradaki müptada ve haberleri göster. Ve onların yani haberin öne geçirilme sebeplerini de söyle. Bakalım. Likulli hayyin ecelun. Yani her canlı için bir ecel vardır. Burada ecelun müptedamız nekre bir müptada. Haberimiz de likulli gibi şibi cümleden oluşuyor. Car medurdan oluşuyor. O yüzden burada haber öne geçirilmiş. Eyne sera min es-sura min es-suraya yudrab fi'l fark el kebir beyne Şimdi sura ve surayya nerede? Yani surayadan olma sura nerede? Bu avize anlamına gelebilen bir kelime surayya. Yani avizelerden bir avize nerede? Gibi bir örnek burası. Zaten parantez içerisinde şöyle bir kelam burada zikredilmiş. Ee, yani İki şey arasındaki büyük farka örnek gösterildi. Burası iki şey arasındaki büyük farkı örneklendirilmek için yazıldı diyor kitabımızın yazanı. Burada bizim için önemli olan şu Esera müptedası Eyne haberi Eyne Esera'dan es önce zikredildi. Çünkü Eyne sadarat isteyen bir kelime. İnde cüheynete el haberul yakin Yani cüheynenin yanında çok yakın yani kesin kes doğru bir haber var. Cüheyne El haberu müptada inde cüheyne şibi cümle olduğundan dolayı zarflı bir şekilde o öne geçirildi. Yudrabu limen ya'rifu şey'e hakkal ma'rife. Yani gerçek bir bilgiyle bir şeyi bilen kimse için örnek gösterildi bu cümle. O yüzden yazıldı. Yani cüheynenin yanında yakın bir haber vardır. Lilhitani <Sessizlik> ezanun. Yani ezan duvarlar içindir. Ezan duvarlar içindir. Belki bu hitan kelimesinin başka bir anlamı da olabilir. Yani benim ilk tespit ettiğim anlam duvar anlamı ama e, duvar dışında başka bir anlamı da olabilir bunun. Ezanlar duvar içindir. Ezan nekre bir müptada. Haberimizde car mecrurlu bir şibi cümle olduğundan dolayı öne geçirildim. El hürru tekfihil işara. Yani el hürru hür kimse Tekfihi ona kafi gelir, işaret ona kafi gelir anlamında bir cümlemiz var burada. Burada da yine, burada da yine haberimizde yani müptedamızda haberimize dönen bir sıfat var desek o değil. Şimdi bir bakalım burada neden acaba haber müptededen öne geçirilmiş el işareti müptedamız var? Haberimiz car mecrurlu değil. Haberimiz bir şibi cümle değil. Haberimizde sadaret isteyen bir kelime de yok. Demek ki haberimizde e, üçüncü bir seçenek olan habere dönen e, bir bir zamir var. Burada zamirin olduğu durumdayız şu an için. Bakalım şu tekfideki zamir muhtemelen e, tekfiideki zamirden dolayı burada haber müftedadan öne geçirilmiş. El-hurru abdun izâ damia ve le-abdu hurrun izâ qani'a Yani bir bir e, ee, hür bir kimse abdun köledir izâ tamia yani hırsına kapıldığı zaman gözlü olduğu zaman vel abdu bir köle de hürdür iza kanya yani kanaatkar olduğu zaman kanaat ettiği zaman burada evet nekre bir e, nekre müptadalarımız var nekre bir aslında burada kural hatası olarak e, el hürru müptada abdun iza ya haber El abdü müfteda hurrun izâ haber şeklinde görüyor. Yani burada e, müftedanın haberin müftedadan önce gelmesi gibi bir durum ben göremedim şu 6. alıştırmada. E yine tabi biraz daha detaylı incelemek lazım. El hurru müfteda abdu, yani tıpkı şu 5. örnekte de bunu pek fazla ben göremedim. El hurru müfteda tekfihi yani el işarede olduğu gibi. sanki şu altıncı örnekte bizim şu anki konumuz yok gibi sayın hocalar. Min husni'l-islamil mer'i terkuhu ma la yani. Yani kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Yani ma la yani boş şeyleri terk etmesi. Min husni'l-islamil mer'i. Evet el mer'u burada e, müfteda kabul edilirse e, min husnil jar mecrur tarzında bir cümle onun mukaddem haberi olur. Terkuhu ma la yanihi yani boş şeyleri terk etmesidir. Boş şeyleri terk etmesidir. Şimdi mesela burada yani müptadamız ma terkuhu da orada dönen bir zamir olduğundan dolayı öne geçirilmiş bakın. Burada şurada bahsettiğimiz olay beynehum da ud darar yani onların arasında ne vardır? De'ud darar. Yani tazmin etmek. Tazminatı ödemek vardır onların arasında. De u müptedamız var. E, haber beynehum öne geçirilmiş. Çünkü Ömer haberimiz burada e, ne diyelim? Haberimiz burada zarf şeklinde oluşan bir şibh cümle. Yudrebu fil hudsumeti beyne itneyn. Yani iki kişi arasında olan husimete örnek gösterildi. Burada bir örnek verildi diyor kitabımızın yazarı. Kıraetun <laughs> Hürratun serbest okuma bölümündeyiz. Hatim <laughs> Etta'i isimli bir şahsiyetten bahsedeceğiz. Hatim Etta'i. Likulli ümmetin şahsiyetun feridetun te'tezzu ve teftekharu Her ümmetin ferdi şahsiyatları şahsiyetleri vardır. Ta'tezu gururlandıkları ve kendisiyle övündükleri. Burada şahsiyetun müptedaydı. Li e, ümmetin car mecrur tarzında şibi cümle olduğu için haber öne geçirildi. Hadihi şahsiyatum bu şahsiyetler tecmeu bir araya toplar. El el hamide el hasal nitelikleri, el hamide övülen nitelikleri ve ahlaka nebile ve e, soylu yüce ahlakları bir araya toplarlar. Hel siz işittiniz mi bi hatim et ta'i? -yi. Hatim -tai işittiniz mi? İnnehu o min hâzihi şahsiyatil fedde. O bu eşsiz şahsiyetlerden birisidir. Hel ne? biliyor musunuz? Men Hatim ta'i. Hatim ta'i kimdir? Ve aynı Aşe ve nerede yaşadı biliyor musunuz? Burada men Hatim'den öne geçirilmiş sadaret isteyen bir kelime olduğundan dolayı. Hu ve Ebu Adi Hatim İbnu Abdullah İbnu Sa'd İbnu'l hashra İbnu'l Haşraci et Tayi el Kahtani. Evet adamımızın ismi bu sayın hocalar. هذا اسمه هو ابو عدي حاتم ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشراجي الطايي القحطاني المتوفى خمسمائة خمسمائة ثمانية وعشرون ثمانية وسبعون بشوزيت ميسكي سنة ميلادي وفاتت فارس شاعر جواد فارس إيران شاعر Cevvadun cömerttir. İranlı cömert bir şairdir. Yudrabul meselu bi cudihi. Yani ile ilgili örnekler verilir. Aşe ve mate fil cahiliye cahiliye döneminde yaşadı ve vefat etti. Tetemeyyeze şiiruhu yani onun şiirini ayırır. Bilhikemil yani cemile güzel hikmetler. Ve lehaffe alel cevdi. Cömertliğe ve Kerem yine Cömertliğe teşvik onun e, şiirinin ayıran özellikleridir. Vakane ibnuhu onun oğlu Adi ibnu Hatim et Ta'i min eshabir Rasul Aleyhissalatu Vesselam Peygamber Efendimizin ashabındandır. Adi ibnu Hatim et Ta'i. Oli Hatim'in Hatim'in meaferun Hamide. yani övülen kahramanlıklar meâthirun kahramanlıklar el hamide övülen ve umurun acibe acayip işleri o ehberun müstakrabetun fî keremihim en yani, ehberun müstakrabe şaşırtıcı haberler garip haberler vardır fî keremihi onun cömertliği ile alakalı şimdi burada meâthiru mübteda hatimin haberdi li haberdi ama bakıyoruz Müftada nekre haberimizde car mecrur şibi cümle o zaman haber burada ne yaptı öne geçirildi ve ummuhu onun annesi eyden aynı şekilde kânet idi fil cevdi fil cudi cömert idi bir menzileti hatim yani hatim seviyesinde hatim konumunda cömertti burada yine hatim Müftada bir menzileti haber çünkü car mecrur şibi cümle olduğundan dolayı İze ete udayfun ona bir misafir geldiği zaman yani hatime bir misafir geldiği zaman fehu ve yestakbiluhu ehsene istikbal onu en güzel karşılamayla karşılardı. Ve yukaddimu taame ona yemek ikram eder vel ma'e su ikram eder vel firaşe yatak ikram eder ve yekumu bi hidmeti dayfihi dune en yes'elehu mâza yurid yani ne istediğini sormaksızın Misafirinin hizmetine kalkışırdı yani misafirinin hizmetinde bulunurdu. Ve hatta taki bir gün yudrabul meselü bi keremi Hatim. Hatim'in cömertliği ile ilgili şöyle bir örnek verilir ki feyukalu şöyle denilir. Haza keremun Hatimi. Bu Hatim'in cömertliğidir. Ev yukalu veya şöyle denilir. Fulanun ekramu min Hatim. Falan kimse Hatim'den daha cömerttir. Yani o kadar cömert olmuş ki Hatimet ta'i artık insanlar tarafından örnek gösterilir olmuş. Yani demişler ki bu Hatimin cömertliğindendir ya da bu Hatimden daha cömert bir kimsedir gibi. Ve kâne Hatimut Tâi Hakim et idi kâde idi yunfiku duyu duyûfihi misafirlerine ikram ederdi ve eshabihi arkadaşlarına ikram ederdi ve ebna sebil ey el musafirin yolda yani yolun çocuklarına yani misafirlere ikram ederdi. Kullu ma yemluku sahip olduğu her şeyi hatta ta ki yasira fakiran fakir kalıncaya kadar. La yecidu ma ya'kulu ye hu ve evladuhu kendisi ve çocukları yiyecek bir şeyler bulamayıncaya kadar misafirlerine, arkadaşlarına ve misafirlere yardım ederdi ve kullama vesale ila yadayhi malun eline bir mal ulaştığı zaman enfakahu ala gayrihi onu hemen başkasına infak ederdi. Ve lem tarda zevcetuhu mâviye. hanımı maviye razı olmadı. Razı olmadı an hal bu durumdan razı olmadı. Feradde aleyha bi kavlihi ve onu şu sözüyle reddetti. Onu şu sözüyle reddetti ve kailetin şöyle diyerek ehlekte bil cudi malena sen cömertlikle malımızı helak ettin ve nefseke ve kendini helak ettin hatta ta ki darra nefseke cuduha ta ki onun cömertliği senin nefsine zarar verdi fekultu ben dedim ki daini yani bana dua et İnnemâ tilke adeti şu adetimden dolayı bana dua et. Likulli kerimin yani bütün cömertler adetun yesteidûhe yani bütün cömertlerin uyguladıkları bir adet olsun bu benim adetim. Bana bunun için dua et demiş karısına. Ve velet havelet zevcetuhu hanımı denedi kefiran çok denedi. En tuallimehu iktisat ona ekonomiyi öğretmeyi çok denedi ve minhu ondan istedi en yahfaz al mal min ajl evladihi yani çocukları için çocukları yönünden malı korumasını ondan istedi lakin nehu yefal ancak o bunu yapmadı ancak hatim etta'i bunu yapmadı fetallakathu fetallakathu onu boşadı hanımı onu boşadı. Hatta yekuda dersen takip bir ders alması için, ta ki bir ders alana kadar hanımı onu boşadı. Vakanetil meretu bayan idi. İza eradet en tutallika zevcehe. Yani o zamanlar, şimdi o zamanın adetini kitabımız bize anlatıyor. Bir bayan eşini boşamak istediği zaman havvelet bebe menzilihe yani evinin kapısını değiştirirdi. Feizâ kânel bâbu fişşerkî şayet kapı doğudaysa Cihaletü fil garbi onu batıya çevirirdi yani onu batıda yapardı. Ve izâ kânel bâbu fil garbi eğer kapı batıdaysa cihaletü fiş ki onu doğuya kılardı. Yani onu doğu tarafında yapardı. Velakin Maviye ancak Maviye rüjat ancak Maviye yani Ta'inin eşi olan Maviye hanım kocasına geri döndü. Saniyen ikinci defa, saniyeten ikinci defa kocasına geri döndü. Ba'de en arefet şunu anladıktan sonra ennet tab'ahu len gayer. Yani onun tabiatı asla değişmez. Bunu anladıktan sonra Maviye Hanım ne yaptı eşine? Geri döndü. Bu hikayemiz, bu okuduğumuz güzel hikaye bir tasarrufin min kitabı el kiraetul müessera. Can taş yayınlarının el kiraetel kiraetul müessera kitabından tasarruf yani sadeleştirilerek alınan güzel bir metin. Şimdi ne yapacağız? Bu parçamızın içerisindeki müftada haberlere bakacağız ve haberler öne gelmiş mi? Hangi sebeple gelmiş ona bakacağız. Hemen şöyle bakalım. Evet. Evet, buralarda göremedim sayın hocalarım. Evet buralarda yok. Buralarda yok. Belki ilk sayfada olabilir. Zaten çoğu film yani çoğu fiil cümlesi burada. Şu an hazel hal e, olabilir. An hazel hal el halü müptada an hazel car ve mecrur o yüzden öne geçirilmiş. E, olabilir. Ama o da e, nekre durumlarda oluyordu. Yani e, müpteda nekre olunca car mecrur olacaktı. O yüzden burada yok yani. Çünkü burada müpteda el-hal tarzında marife bir isim. Şu en başlarda olabilir mi? Şöyle bir bakalım. E, mesela şu li ümmetin şahsiyatun burada var. Şahsiyatun nekre bir müpteda. Haber de li tarzında şibi cümle. O yüzden öne geçirilmiş. Evet, hadihi şahsiyet burada da yok. Çünkü marife buradaki kelimemiz. Evet, şu an için benim bulduklarım bu kadar sayın hocalarım. Eğer siz daha fazla bulduysanız bu konuda beni bilgilendirebilirsiniz. Ya da hocam, acaba şurası bizim okuduğumuz konuyla alakalı olabilir mi diye yine yazarak da ne yapabilirsiniz Allah'ın izniyle sorabilirsiniz. Evet, böylelikle ikinci dersimizi bitirmiş olduk. Üçüncü derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum sayın hocalar. İnşallah görüşmek üzere.